Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ankebut suresi 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kefâ billahi beyni ve beynekum şehîdâ. Ya'lemu mâ fissemâvâti vel ard vellezîne âmenû bil bâtili ve keferû billâh. Ulâike humul hâsirûn. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ başka alternatif yok. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ هَمْ buradaki lam edatı hem sondaki şedde edatı tahkik ve kuvvetliliği, kesinliği ifade eder. Evet, onlara sorsan ki yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Güneşi ve ayı musahhar eden, sizin hizmetinize verip boyun eğdiren kimdir? Hiç tereddüt. İstese de istemese de muhakkak ve elbette kesin ve kesin ve yekulunna muhakkak ve elbette ki Allah'tır diyecekler. Bismillah. Le yekulunna Allah fe enna yu'fekun. Hayret. Bismillah. Allahu yapsutur rızkı limen yaşa min ibadih ve yakdiru leh. İnna Allah bi külü şeyin alim. Ve le insaeltehum men nezzele mine semai ma'a fe ahya bihil arda min ba'di mevtiha. Hiç onda tereddüt yok. Le yekulunna Allah. لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Bismillah. 52-63 arasındaki ayet-i kerimede mealen Bismillah de ki, benimle sizin aramızda şahit olarak Allah yeter. O, yani madem o göndermiştir, o halde sen vazifenle peygamber. Kim gönderdi? Allah. Delilin ne? Elindeki kitabı. Daha gösterdiği mucizeleri. Allah mı yeter? Hasbiyallah. Hasbunallah. Şehidallah. Demek ki o konuda Allah'ın onu teyit etmiş olması, desteklemiş olması, vahiy ile onu aynı şekilde teyit etmiş olması şehidallah. Bismillah. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'a inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden. Azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Çok yerde, kaç yerde geçti. Yani aslında kabası bize bakan cihetiyle belalarını istiyorlar. Ve enzil aleyna hicareten mine sema. Ey peygamber, gökten hadi başımıza taş yağdır. Ey peygamber, hani sen bizi tehdit etmiştin. O helak ile, kıyamet ile. Hadi getir. O başımıza o belayı getir. Allah. Belanı mı arıyorsun? Allah aşkına. Ya bir cehennem nasıl tahammül edeceksin? Bir azap nasıl şey yapacaksın? Haşa Allah hulful vaatta bulunmaz ya. Bir insan bile birisine bak sen şunu yap, sana şunu vereceğim dediği zaman yapmadı mı? İster çocuk bile olsun. Ters bakıyor. Ayıp değil mi? Bak sözünü niye tutmuyorsun? Haşa. Allah desin de haşa sözünden dön. Hulful vaat ve hulful vaid olsun.
Tehdit etti, yapmadı. Niye? Haşa. Acizlikten, güçsüzlükten, yapamamaktan. Hulful vaat, cenneti vaat ettiği yerine getirmedi. Niye? Haşa, yapamadı. Çok maliyetli, masraflı. Ya mümkün mü ya? İnsan bile, insanken insan bile sözünü verdiğinde yapmaması onun için haşa bir zillettir, bir acziyettir, bir fakriyettir, bir güçsüzlüktür. Allah sözünü yerine getirendir. Vaadinde hulf etmez, sözünden caymaz. Halde sözünü yerine getirecektir. Bismillah. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, çünkü teşbih hata olmasın. Öğretmen demiş ki yazılı zil çalınca toplayacağım. Ya çocuk, bitti. Hocam toplasana. Oğlum kağıdını ver. Veya zil çalsın, tamam. Yani sen haksız iken haksız pozisyonuna geçmene ben niye sebep olayım? Zil çalsın. O zaman ben kağıdını alırım. Kağıdına bakarım. Bomboş mu? Tamam. İşte veya dersten atma kurallarını uygulamışsan atarım. Disipline de veririm. Yani bir derece o insanların belalarını istemesi durumu artık disipline verilecek. Hak etmiş ise, atılmayı hak etmiş ise bu gibi pozisyonlar yerine getirilir. Ama Allah sürekli onu ifade ediyoruz. Allah imhal eder ama ihmal etmez. Allah bir süre tanır. Bir zaman tanır. Bir düşünme süresi. En azından ne yapıyor? Maksimum olaraktan 15 yıl bir mükellefiyet dönemini tanıyor. Bu toparlansın, aklı başına gelsin. Şöyle çevresini bir görsün. Düşünecek bir çağa gelsin. Ergenlik çağına gelmiş olsun. Mükellefiyet çağına gelmiş olsun. O süreyi Cenab-ı Hak bir düşünme süresi veriyor. Onun içindir ki bütün bunlar süreler tamamlandığı belirlenmiş bir süre olduktan sonra artık ondan sonra iş tahakkuk ederse, tabiri caizse, kalem kırılırsa o zaman hüküm de gerçekleşir. Bismillah. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Hemen. Aynen bizde de değil mi? Yani birçok yanlışlıklar var. Cenab-ı Hakk'ın ama hikmeti gereği var. Kıyametin alametlerini belirtmiş, bir süre belirtmiş. Yani son nefese, sayaç. Sayaç dolacak. Kum saatindeki en son tane düşecek. Bitti. Zil çaldı. İsrafil düdüğe zile bastı. Düdüğe öttürdü. Borazanı öttürdü. Artık yapacak bir şey yok. Bismillah. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Ansızın. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve altlarından, üstlerinden ve ayaklarının altından yürüyeceği gün, yani çepeçevre sarmalayacağı gün. Şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Yani sahibiyle o sahibine gidecek olan birbirini bulacaktır. Onun için cehennem, o da bekliyor müşterilerini. Hatta öyle ki o kadar ağzı büyük ki acıkmış durumda ki hel min mezid, hel min mezid. Ya Rabbi daha yok mu? Daha yok mu? Cenab-ı Hak ne diyor? Bazen öğrencilere diyorum. Allah cennet için kullanmadığı bir ifadeyi cehennem için kullanıyor. Diyor ki, لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Kur'an'da iki yerde geçiyor. Yeminler olsun. Orada da aynen. لَاَمْلَاَنَّ Baştaki lam ile sondaki şeddelinin tahkik edatı. Kesin ve kesin. Hani biz vallahi billahi tallahi deriz ya. Aynen onun gibi kesin ve kesin. Muhakkak ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım diyor Allah. Ama cennet için bir ifade kullanmıyor. Onun için cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Çok şeyler var ki iyi ki cehennem var ya. Ya Rabbi iyi ki cehennem var ya. İyi ki hapishanem var ya Rabbi dedirtiyor yani. Örnekler çok. Bismillah. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Yeryüzü geniştir. Bu ayet Mekke'de dinlerini hayata geçirme imkanından yoksun bırakılan Müslümanlar hakkında inmiş. Ki bir önceki sohbetteki nüzul sebebiyle ilgili olan hususta da dile getirmiştik.
ve onların dinlerini hayata geçirebilecekleri yere hicret edebileceklerini uygulamıştır. Yani ne yapayım işte ben burada kaldım mecburen o anarşistlere, teröristlere uydum. Tam da mecbur musun orada kalmaya? Git başka yere. Aynısı uzun onu birkaç kere anlattım hapishanede. Hırsızlıktan 4 kişi gelmişti. Bunlarla konuştum, söz verdiler. Tamam hocam bir daha yapmayacağız. Bir dahaki haftaya bir daha derse gittim. İçeriye girer girmez gardiyan dedi ki hoca dedi bunlar herhalde niyeti bozmuş. Bir yeri daha soyacaklar. Kırıkkale'de bir market. İçeriye girdim dedim böyle hiç haberim yokmuş gibi normal konuştuk. Sohbet ediyoruz böyle. Dedim ya ben bir şey duydum doğru mu? Ne hoca dediler. Siz dedim Kırıkkale'de bir daha yeni girdiniz. Söz verdiniz de bana bir marketin planını mı yapıyorsunuz çıkınca soymak için? Onlardan birisi hiç unutmuyor. Zayıf esmer uzun boylu. Ha hoca ya dedi. Ki 87 yılında bir yer var daha söz dedi. Bir daha yapmayacağız dedi. Ben tabii ağır konuştum. Ben siz dürüst insanlar değilsiniz dedim. Ağır ağzıma geleni söyledim bunlara. O dayanamadı gene aynı kişi. Ya hocam dedi. Niye bu kadar söylüyorsun ya dedi. Mesela dedi Kırıkkale'de dedi. Bir dedi hırsızlık olayı olsa dedi. Ben o lekeyi alnıma yemişim dedi. Beni yakalayacaklar dedi. Ben o zaman onu söylemiştim. Yani bu ayetteki manayı demiştim ki dünya Türkiye eşittir Kırıkkale'nin yok dedi. Dünya eşittir dedim Kırıkkale'nin yok dedi. Aha sana o zamanki nüfus 12 milyon İstanbul dedim. Gidip orada dedim namusumdan ve şerefimden helal bir yoldan simit satsan çay satsan hayatını geçindirebilirsin. Kimse sana da demez ki aa bak bunun alnında hırsızlık yazıyor bu hırsız demez. Yani başka yere git. Hayatını idame ettirmek istiyorsun. Git başka yere. Hicret et. Başka yere göç et. Sesini kesti. Bir müddet sonra da oradan çıktılar. Ayette herhangi bir yerde dinlerini güzelce yaşama imkanından yoksun bırakılan Müslümanların bu kötü olanlar için böyle olduğu gibi Müslümanlar için de öyle. İnançlarının gereğini yerine getirebilecekleri ortamlara intikal edebilecekleri mesajı verilmektedir. Ha o ortamda dinini yaşamıyor musun? O zaman git. Yaşayabileceğin bir ortama git. Her can ölümü tadacaktır. Külli nefsin zaikatül mevt. Her nefis. Yani can taşıyan, nefes alıp veren, hayatiyeti olan her can. Hatta ne? Dünya bile. Kainat bile. Bir varlığı olan, hayatiyeti olan, sürdürülmesi olan bir bitki bile. Her şey ölümü tadacaktır. Doğumu olan her şeyin ölümü de vardır. Ölümün olabilmesi doğumla orantılıdır. Bir varoluş var, bir varoluşa çıkma var, bir vücuda çıkma var, bir doğuma var ise ister bu çekirdekten olsun, ister tohumdan olsun, ister yumurtadan olsun. Nereden çıkmışsa çıksın, ana karnından çıksın. Ya mutlaka bu bir başlangıcı varsa her başlangıcı olan şeyin bir nihayeti vardır. Bir tren, bir uçak, bir otobüs, bir helikopter ne olursa olsun. Bir herhangi bir çıkış noktası var ise, bir noktadan çıkmış ise mutlaka onun bir son noktası vardır. Bir varış noktası vardır. İşte her can ölüm tadacak. O halde onun bir sonuç noktası da olacak. Yani sonra bize döndürüleceksiniz. Bir dönüş noktası, bir bitiş noktası, bir son durak mutlaka vardır. O insan için kabirdir. Öbürü için de ölümdür. İzâ câe eceluhâ lâ yestehîrûne sa'aten ve lâ yestehîmûn. Bir dakika, bir saat, bir an ne geri kalır ne ileri gider. Aynısı tahakkuk. Bunu izahsa dediğinde, ayet akrabalarından ayrılmamak ve geçmiş sıkıntısını düşünmemek için Medine'ye hicret etmekte tereddüt eden bazı Müslümanlar hakkında inmiştir. Bu ifadeyle herkes bir yolculuk halindedir. Dünyada çok kalınsa da, az kalınsa da, sonuçta herkes dünyadan, sevdiklerinden, yurdundan ayrılacaktır. Öyleyse iman uğrunda bir takım güçlüklere, sıkıntılara katlanmak size zor gelmesin mesajı vermektedir. Kimler geldi, kimler geçti bu felekten? Kalbur ile un elerken deve geçti melekten. Bazen soruyorum, Adıyaman'ın, diyelim ki ondan sonra Kayseri'nin altındakiler mi çok üstündekiler mi? Elbette ki altındakiler daha çok. Kaç kere o memleket, o devlet, o dünya boşaldı. En basit. Şu anda dünyada 7,5 milyar civarında insan var. Hiç bunun tereddüdü yok. Genel olaraktan bilemedin 300-500 bin kişi hariç. 100 sene sonra şu andaki 7,5 milyar insan dünyanın altı. 7,5 milyar insan 100 sene sonra dünyanın altında. Nitekim 100 sene önceki 5 milyar insan diyelim ki o civardaki insan
yine aynı şekilde toprağın altında olduğu gibi. Bu kadar basit. Her 100 senede bir en fazla itibari ne oluyor? İnsanlık tamamen boşalıyor. İnternette bir sayaç var. Doğum ve ölümü gösteren bir sayaç var. O ölümü ve doğumu gösteren sayaca baktım, yetişemedim. Ve kabataslak hesap ettim, günde 300 binden fazla insan ölüyor. Tabii onun fazlasıyla da doğuyor. Doğum sayacı da, ölüm sayacı da şiddetli bir şekilde fırıldak gibi dönüyor. Yani insan böyle saymaya gözü yetişemiyor yani. O sayaç tabii daha sonra onu gösteriyor. Kaç kişi öldü? O gün kaç kişi doğdu? Onu o şekilde gösteriyor. Yani ölüm geliş gidiş var. Sürekli bir şekilde gelme ile gitme aynen birbirleriyle orantılı olaraktan sürekli sürdürülmektedir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bismillah. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. İmanın ve ibadetin mükafatı. Bismillah. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice. Canlılar var ki rızıklarını taşımazlar. Yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Er-rizk ve alallah. Allah rızka kefildir. Çocuk dünyaya gelmeden bir gün önce annenin memesine bakıyorsunuz, süt diye bir şey yok. Çocuk dünyaya gelir gelmez sütle beraberinde geliyor. Şunu sürekli söylüyoruz. Allah rızka kefildir ama imana ve hidayete kefil değildir. Zaten onun için bahane yok. Kitap göndermiş, peygamber göndermiş, akıl vermiş, idrak vermiş, tebliğciler var bu manada. 70-80 sene, 100 sene ömür vermiş. Mazeret de yok. Ama rızka kefil Allah. Rızka kefil. Herkesin hatta 40 güne kadar vücutta şaham denilen bir yağ, 40 gün yemek yemese bile insan hayatiyetini devam ediyor. Ölmesi insanların yememeden şu kuraldan dolayı. Terkül adat minel mühlikat. Adetlerini terk eden insan, terk etmesi onun ölümüne. Her gün 3-5 kişilik yemek yiyen bir insan birden aniden bunu bıraksa ne olur? Helak olur. Hatta bir hapishanede birisi boykot yapıyor, 71 gün aç olarak dayanıyor. 71 gün. İşte Allah rızka kefildir. Herhalde o 40 gün içinde, 71 gün içerisinde rızka yiyeceğe ulaşır. Rızka yiyeceğe ulaşır. Bismillah. Andolsun eğer onlara göklere ve yeri kim yarattı? Hiç şey yok bunda. Hakikaten öyle. İstese de istemese de, ağzından kaçırsa da kaçırmasa da, kontrolsüz de kontrollü de olsa hiç. Bismillah. Andolsun. Yemin olsun. Allah bir de yemin ediyor. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Yani bir de niye daha yüzünü başka tarafa çeviriyorsun putuna vesaire? Yani aynen sorsak, Hindistan'daki Hindulara sorsak, ey Hindular yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah aşkına şu inek yarattı derler mi? Budistlere sor bu yarattı derler mi? Kim diyebilir? Puta tapanlara söyle. Bu put yarattı. Kendisi muhtacı himmet bir dede. Nerede kaldı gayrı himmet dede? Adam kellik ilacı satıyor. Kelliye çok iyi, çok güzel bir ilaç. Senin kafanda bir saç yok ki. Kelin ilacı olsa önce kendi kafasına sürer. Ya Allah aşkına Allah'ın dışındaki hangi varlık yaratabilecek kapasitede? Onların ilaçları olsa önce kendi kafalarına o ilaçları sürerler. Kendisi muhtaç himmet bir dede. Nerede kaldı gayrı himmet ede? Kendisi yardıma muhtaç. Adam zor yürüyor. Oradaki hamala diyor ki, evlat diyor, o 50 kiloluk torbayı ver diyor, ben de sana yardımcı olayım. Bakar güler, amca sen ayakta duramıyorsun ya. Kendisi muhtaçı, kendisi yardıma muhtaç, desteğe muhtaç, bastona muhtaç. Nerede kaldı gayra himmet ede, yardım ede, destek olan? Bismillah. Allah. Kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü Allah'ın iki şekilde imtihanı vardır. Bu imtihanın gereğidir. Kimisine vererek imtihan eder, kimisinden alarak imtihan eder. En üst seviyede bunu söyleyeyim. Mesela bazen derecesini yükseltmek için manevi derecesini, bazen manevi derecesini alçaltmak için. Her ikisiyle de salebe gibi mesela. Cenab-ı Hak ona Efendimiz uyarmasına rağmen
Ya salebe şükredebileceğini azman, şükredemediğin çok maldan daha hayırlıdır diye uyardığı halde ısrarla istedi. Allah ona vererek ama ne oldu? Kaybetti. İşte Eyyub Aleyhisselam'dan alarak Allah imtihan ediyor. Süleyman Aleyhisselam'a ve Zülkarneyn'e ise vererek onları imtihan ediyor. Çünkü veriyor, kalbinde hiçbir gurur kibir yok. Süleyman Aleyhisselam sürekli şükreden bir kul olmayı istiyor. O kadar güç kuvvet zenginlik içerisinde. Ama bununla beraber Harun innema utitu ala ilmi. Bütün bunlar bana bilgimden, becerimden, hangi becerisi varsa, fakir insan iken Allah zengin kılıyor. İşte onun için Cenab-ı Hak kimine verir, kimine de vermez. İmtihanın bir gereğidir. Vermiştir, hakikaten verilmeye layıktır. Vermiştir. Bununla beraber zekatını da vermiştir. Haccını da yapmıştır. Sadakasını da vermiştir. Deneyini yapmıştır. Kazanmıştır. Dilediğine de kısar. Ona da vermemekle imtihan eder. Sabrıyla onu sınar, ödüllendirir. Şükrediyor mu, etmiyor mu? وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırın. وَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ Eğer küfredip nankörlükte bulursanız, benim azabım şiddetlidir diyor Cenab-ı Hak. Bismillah. Şükresi Allah'a. Her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun. Eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Ondan da öyle. Adam yağmur bombası atıyor. Demek ki Allah yağmuru göndermezse insanların yapacağı çağrın açar. Yine Rabbimiz öyle diyor. Sizin içecek suyunuzu gökten Allah indirmezse ne yapacaksınız? İndiren kim? İster istemez. Diyecekler ki Allah. Allah diyecekler. Bu işin başka alternatifi yok. Rakibi yok. Farklı bir şıkkı yok. İster istemez Allah diyecekler. Niye o halde şey yapıyorlar? Gafletle dalalette. Niye döndürülüyorlar? Hakka dönmüyorlar. Niye? Hak'tan niye döndürülüyorlar? Cehalet, gaflet, dalalet, dünya muhabbeti, kibir, gurur gibi sebepler. Bismillah. Peki, hamd Allah'a mahsustur. Evet, minel ezel ilel ebed. Ezelden ebede. Ne kadar hamd, şükür, sena, övgü varsa hepsi Allah'a mahsustur. Ona layıktır, O'dur. Bismillah. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. İşte akılsızlık bu. Sefahat ve süfaha bu. Akılsızlık bu. Neden bunu yapmazlar? Akılsızlıklarına, kıt akıllarına. Çocuğa, al o yavruma, elmanı şeker mi istersin? Şu da elmas, onu mu istersin? Yok, elması ne yapıyor? Elmanı şeker daha tatlı. Ona yöneliyor. Bazı çocuk akıllı olan insanlar da ebedi ahirete yönelik cevheri, mücevheri, elması bırakıyor. Dünyanın parlak cam parçasına teveccüh ediyor. Parlıyor ya. Elma şekeri gibi tatlılık var. Sen bana şimdi bir ağaç elma ver, cennetteki bütün bahçeler senin olsun. Yani hazır olan bir şeyi, hazır dünyada bana bir ev ver, ahiretteki bütün evler, cennetteki bütün evler senin olsun. Yani buradaki geçici bir evi, ahiretteki ebedi eve, cehaletinden, gafletinden, daha doğrusu Kur'an ifadesiyle akılsızlığından tercih ediyor, onu alıyor, onu bırakıyor. Burada ayetin nüzulü ile ilgili olarak 53. ayette senden azabı çarçabuk isterler. Hemen bununla ilgili bu ayet-i kerimenin Abdullah İbni Ebi Ümeyye ve arkadaşlarının yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşüresin demesi üzerine bu ayet nazil olmuş. Veya gökten üstümüze taş yağdır diyen Nadir İbnül Hariz hakkında nazil olmuştur. Ve enzil aleyna hicareten minessema belasını arıyor her dedik ya. 56'da ise ey iman etmiş olan kullarım, şüphesiz ki benim yerim, arzım sizin için yaratmış olduğum yeryüzü geniştir. Yani hicret et, dinini daha iyi yaşamak istiyorsan. O halde yalnız bana kulluk edin. Müfessirlerin çoğunun Mukatil ve Kerbi'den rivayetle zikrettiklerine göre zayıflıkları sebebiyle hicret edemeyip de Mekke-i Mükerreme'de kalan zayıf, güçsüz Müslümanlar hakkında nazil olmuş ve onlar da bu ayet-i kerime ile oradan hicret etmekle emrolunmuşlar. Git daha iyi yaşa. 60'ta ise Bismillahirrahmanirrahim, burada da nüzulü ile ilgili olarak ravi zincirinden sonra İbni Ömer'den şunu rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çıkmıştık. Ensardan birinin bahçesinin duvarından içeri girdik. Yere düşmüş hurmadan aldı ve şöyle buyurdu. Yerken şöyle buyurdu.
Ey Ömer'in oğlu, sana ne oluyor ki yemiyorsun? Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, benim iştahım yoktur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fakat benim iştahım var. Bu dördüncü günün sabahı oldu ki hiçbir şey yediğim yoktur. Eğer isteseydim Rabbime dua ederdim, o da bana Kisra ve Kayser'e verdiğinin aynısını verirdi. Ey İbni Ömer, insanların senelik rızıklarını doldurup yakinin zayıfladığı bir zamanda ne dersin buyurdu. Sonra İbni Ömer dedi ki, vallahi çok beklemedik, bu ayet nazil oldu. Burada da aynı şekilde nüzulüyle ilgili olarak bunlar rivayet edilmiş olmaktadır bu ayeti kerimeler. Evet. Kadı Beyzavi'deki ifadesinde izahta, tefsirinde aynı şekilde ayet-i kerime 63. ayet-i kerimeye kadar burada da aynı şekilde izah edilmekte, beyan edilmektedir. Evet. Yani her nefis ölümü tadacak. İki yerde Cenab-ı Hak işte onlara söyle, yerleri ve gökleri yaratan, gece gündüzü götürüp getiren, emrinize mustahhar eden kimdir? Yani demek ki ister istemez çağır ona çağır insanlar, yerleri gökleri yaratan kimdir diye sorulmuş olsa elbette ki Allah. Bu işin başka şey yok ama akılsızlık, akıl kıtlığı insanları başka sebeplere gitmiş oluyor. Evet, güneşi, ayı musahhar eden, emrimize veren, yerleri ve gökleri yaratan. O halde niye haktan yüz çevrilip döndürülüyorsunuz? Sırtınızı dönüyorsunuz. Hala putlara tapıyorsunuz. İşte demek ki o akıl kıtlığı insanlara bunları tamamen yaptırmış oluyor. Bu da Saffetü Tefasir'de farklı tefsirlerden de alınaraktan izah yoluna gidilmiş olmaktadır. Bu da Sabuni'nin yine işte dediğimiz gibi zayıf Müslümanlar. Yani hakikaten buradaki amaç İslamiyet'i yaşamak. Bu dünyanın tabii farklı yerlerinde sıkıntı. Bir ara Türkiye'de de aynı şekildeydi. Farklı yerlerde sıkıntıda olanlar, yaşamayanlar için hicret etme durumunun açık olduğunu Kur'an ifade ediyor. Evet, 56. ayette Ebu Hayyan diyor ki şu iki şey bütün iyilikleri kendilerinde toplamaktadır. Sabır ve işi Allah'a bırakmak. Sabır ve işi Allah'a bırakmak. Birçok yani zorlukları, sıkıntıları, çözümsüzlükleri neticeye ve çözüme işi ona bırakmak. Hasbunallah ve nimel vekil. Tevekkeltu alallah, hasbiyallah, la ilahe illallah, kul huvallah gibi ona dayanıp, ona güvenip, onu bilip, ona işe havale etmek elbette ki en isabetli, en doğru olanıdır. Evet, ayetleri teker teker tahlil etmeye çalışacak olursak, Bismillahirrahmanirrahim 53. ayet-i kerimede orada vaat, Cenab-ı Hak vaat eder. Demek ki iman ve Kur'an uğrunda candan ve cihandan geçen mücahitlere büyük Allah hakikat ve hidayet yollarını göstereceğini vaat buyuruyor. Hulful vaat, haşa Allah'ın sözünden dönmesi, kudretin izzetine zıttır. Kendimin hazırladığım Risale-i Nur Külliyatı'ndan konularına göre Veciz Sözler adlı kitabımda A'dan Z'ye bunlar bulunmaktadır. O da tespitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemde mevcuttur, bakılabilir. Evet, ecel bir kanundur. Yani süre gelmedikten sonra gidiş de olmaz. Evet, ecel, bu kader ile ilgili konuyu izah ederken bunu detaylı ifade etmiştik. Bununla ilgili nitekim Mevlana'nın Mesnevisinde Süleyman Aleyhisselam zamanında bir olay anlatılır. Bir olay anlatılır. Ecel gelince değişmez. Olayı kısaca özetleyerek şöyle ifade edeyim. Bir gün hocanın biri evden çıkıyor, Azrail'i görüyor. Hoca, o zaman hocaları da farklıymış demek ki. Azrail buna bakıp gülünce hoca korkuyor. Hayra alamet değildir diyor. Süleyman peygamberle arası iyiymiş, hemen onun yanına gidiyor. Bulundukları yer Filistin yöresi. Ya Süleyman, ne olur beni buradan uzaklaştır. Ne oldu? Azrail bana güldü, hayra alamet değil. Süleyman Aleyhisselam ona soruyor. Nereye uzaklaştırayım? Hindistan'ın Lahor'un Sinca kasabasına. 3 ayda gidilecek bir yol. Rüzgar emrinde olan Süleyman Aleyhisselam bunu 3 saatte oraya gönderiyor. Aradan bir hafta geçiyor. Bir meseleden dolayı Azrail Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Süleyman Aleyhisselam ona geçen haftaki durumunu hatırlatıyor. Diyor, sen hocaya niye güldün diyor, gülmüşsün. Azrail gene gülüyor. Ne oldu diyor. Bir haftadır hala sıkıntıdayım, işin içerisinden çıkmış değilim. Ne oldu diyor. Geçen hafta diyor Allah bana ruhunu alacağım insanların listesini vermişti. Baktım ki listenin içerisinde hoca da var. Ama 3 saat sonra Allah bana diyor ki sen bunun ruhunu Hindistan'ın Lahor'un Sinca kasabasında çarşı içerisinde alacaksın. Hocayı burada görünce şaşırdım. Ya Rabbi, 3 aylık yola bu 3 saatte bu hoca nasıl gidecek? Hayretimden, şaşkınlığımdan güldüm. Ama hikmet ilahiyeden sorulmaz. 3 saat sonra gittim ki
verilen adreste konumda aynı hoca bulunuyor. Ruhunu aldım ama hoca oraya nasıl gitti? Hala onun hocalaması içerisindeyim, içerisinden çıkamadım. Kader de zaten tahterevalli gibidir. Böylece onun yarım kalan noktasını Süleyman Aleyhisselam ifade ediyor. İşte sen gülünce koktu, yanıma geldi, beni buzludan uzaklaştı. Hoca ecelinden kaçtı ama nereye gitti? Eceline gitti. Kaderinden kaçan hoca aslında hakikatta kaderine gitmiş oldu. Ecel de sürede aynı şekilde odur. Yani Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği noktaya netice varmış oluyor. Zaten insan ana karnındayken eceli, rızkı bunlar tayin edilir. Şakî mi, sakî mi, sait mi olduğu takdir edilir. Onun için süre doldu mu bitti. 54'te ey ifadesi geçmişti. Bilgi almak istemede bir şeyin cinsini, türünü sormak, onu belirtmek için kullanılan bir edat olmuş oluyor. Onunla ilgili burada iki sayfalık bir notu tefsirlerden sizlere çıkarttım. İnsan hayır olan işleri üç şeyden dolayı elde etmek ister. Arzu ettiğinden veya korktuğundan dolayı bu en düşük derecedir. Elde etmek istediği şeyin övgüye değer olmasından dolayı 3. Fazilet, erdem olduğundan dolayı. Bu da o şeyin kendisi için bir arzu, korku veya ihtiyaç değil, fazlalık olması. İşte derecelerin en yükseği budur denilmiş. Onunla ilgili ayet-i kerimeler de burada zikredilmektedir. Evet, 56. ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim ferş ifadesi, yerleri gökler her şey. Bu da yine Veciz Sözler adlı kitabında. Evet Kur'an arşı ferş ile bağlamış. Bir zincir, bir hablullah'tır ilahi ip. Arş bir hanenin tabanı gibi insan ve hayvanlara ferş ve bahsedilmiştir. Ayakları altında yer ve gök serilmiştir. Yani İnsan hizmetine verilmiştir. Sahara diyor Cenab-ı Hak, insan hizmetine. Kur'an'da arz ifadesi geçiyor, 7 şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Cennet arzı, Şam'daki arzı mukaddes, burada geçen Medine arzı toprakları manasında. 56. ayette bu üçüncüyü kapsıyor. 4. Mekke arzı ve toprakları, 5. Mısır arzı ve toprakları, yine 6. Müslümanların toprakları, 7. Yeryüzünün tümü olaraktan arz kelimesi zikredilmektedir. Bu da ilgili ayetler. Yine Veciz Sözler adlı kitabımda arz ile ilgili olaraktan burada özlü sözler çıkartılmış olmaktadır. Toplam 6 sayfa olaraktan beyan edilmektedir. Vurucu ifadeler, kısa ve öz sözler, özlü sözler. Evet ve yine 56. ayet-i kerimede küre-i arz, yine arz ile ilgili o veciz sözlerden çıkartmış olduğum burada 2 sayfalık özlü söz. Buradan bakılıp geniş bir şekilde istifade edilebilir ya da sistemden indirilebilir, mümkündür. 56 bununla ilgili şehirler, kasabalar Allah'ın şehri ve kasabasıdır. Kullar da Allah'ın kullarıdır. Artık ne yerde hayır elde edeceksen orada otur. Seyahat ediniz ki sıhhat bulup zengin olasınız. Sefere çıkınız ki kazanç sağlayasınız. Oruç tutun ki sıhhat bulasınız. Savaşınız ki ganimete erişesiniz diye ilgili hadislerde buyurulmaktadır. Evet ve 57. ayette bu ayetin külli nefsin zaikatul mevt ve Cüzzama Hazretleri hakikaten 20. mektupta Risale-i Nur'un birçok yerinde ölümle, hatta onunla ilgili bütün külliyattan ölümle ilgili şeyleri çıkarttım. Yine kitabın sitemde de bulabilirsiniz. Bu ayet-i kerimenin tefsirini ve Cüzzama Hazretleri Lemalar adlı eserinde 163. sayfasında bunu, bu ayet tefsir etmekte. Aynı zamanda Lemalar 231. sayfada, yine Lem'alar 232. sayfada da devamında da bu ayet-i kerimeyi 234'e kadar ki sayfalarda bu ayeti. Barlı Laykası 298'de bu ayet ve Emir Dahil Laykası 1. cilt 197 ve 198. sayfalarında bu ayet külli nefsin zaikatul mevt ayet-i kerimesini tefsir etmiş olmaktadır. Her nefis ölümü tadacaktır manasını. Burada da soru cevap zımnında ona Rabbinden Salih peygamberin devesi, Musa peygamberin asası gibi ayetlerde indirilmeli değil miydi dediler. Yani bu mucizeler, onlar hani gökten başımıza taş yağdırsın belalarını istemeleri gibi. Resulüm de ki o ayetler ancak Allah'ın indindedir. Ben sadece kötülüklerinizin başınıza getireceği fena sonu apaşikar bildirenim. Duyuruyor yani. Bu ayet mealinin sonundaki ben size sadece bildirenim diye ifade edilen beyandan çıkan Müslüman ama Tevbe suresindeki kılıç ayetiyle nesholmuş, müşriklerle vuruşmaya başlanmıştır denilmektedir. Evet. Ve yine 57'de
Azrail, bu Veciz Sözler adlı kitabında Azrail ile ilgili, ömür ile ilgili, burada da 6 sayfa olaraktan nefes ile ilgili, mezar ve mezaristan ile ilgili, yine mevt ve ölüm ile ilgili olaraktan hakikaten vurucu ifade. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Yani bir ölüm varsa demek bir amaç var. Mevte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Bu mevte hak, hayat var gör. Mevt ve zeval bir nevi terhiz ve vazifeden azat olmaktır. Bununla ilgili burada uzunca. Evet, mevt hayat gibi bir mucize-i kudrettir. Mevt bir nevmdir, yani bir uyku gibidir. Yine ölüm ile ilgili Veciz Sözler adlı kitabımda çıkartmış olduğum özlü vurucu ifadeler, vurucu sözler ölüm ile ilgili olarak da. Evet ve 57. ayet-i kerimede yine tuğli emel, uzun hayaller kurma. Bu da Veciz Sözler adlı kitabımda. Tuğli emelin menşei olan tevehüm ebediyye. Yani insan fıtratında ebede namzet olduğu için, ebedi kalmak olduğu için ebedi olan şeyleri hayalinde kuruyor. Öyle ki şunum olsa, şunum olsa, şunum olsa, hayali bunun sınırı yok ki. Hayalinde ücret de istemiyorlar kimse. Hayalen insan bir bakıyorsunuz ki dünyayı geziyor. Hayaliniz o da bu tuğli emel. İşte insanları yıkan bu aslında. Yani cennete kendisini hazırlamayınca cenneti burada hazırlamaya kalkışıyor. İşte hep tuğli emel. Uzun hayaller, emeller, arzular, kurma, sevdası ve hal ve hareketi. 58. ayette ırmak ile ilgili yine, şimdi bak çeşmeleri, çayları, ırmakları, bu da Veciz Sözler adlı kitabında, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Orada yine tespitler.com'da, mehmetözçelik.com'da bakılıp istifade edilebilir. Yine ebed ile ilgili, hakikaten ezeli olan ebedi olur ama insan ebede namzettir. Allah'ın ebedi kılmasıyla ebedidir, ebedi şeyleri arzu etmektedir. Onunla ilgili burada da bir sayfa özlü sözlerden çıkarttım. Yine 58. ayette tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri burada da bu küllü nefsin zaikatül, yine burada da aynı şekilde Emir Dağ 1-197-198 sayfasında ve yine burada da bu ayetin tefsirini yapmış olmakta, oraya bakılabilir. Yine 58. ayette cennette öyle çardaklar var ki cenneti Kur'an sürekli anlatırken cennetin tecrimi tahtiyel enhar. Yani insan bu dünyada nasıl bir yer tasavvur eder? İşte bir çiftliğim olsun, bir köşküm olsun, bütün hayvan çeşitleri olsun, ırmak olsun, havuz olsun, yeşillikler olsun, ağaçlar olsun, ağaçlarda her türlü meyveler olsun. Cenab-ı Hak Kur'an'da onu tasavvur ediyor. O öyle cennetler ki çoğul olarak ki her bir insana 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı verileceğini Efendimiz beyan ediyor. İşte altlarından ırmaklar ve nehirler akan ve her türlü meyveden içerisinde olunan. Cennette öyle çardaklar var ki dışı içinden, içi de dışından görülür. Cenab-ı Hak onları muhtaçlara yediren, güzel söz söyleyen, namaz ve orucun gereğine uyup yerine getiren, insanlar uyurken kalkıp ibadet edenlere hazırlamıştır Allah. Rabbim nasip etsin. Evet ve 59. ayet-i kerimede sabır ile ilgili. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Sabır kahramanı Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Yine Veciz Sözler kitabında bu mevcuttur. Sabır, sabri kardeş, sabırlı ol. Evet sabır, evet biraz acıdır ama Arapların ifadesiyle sabru emerru minel sabir. Sabir denilen bir ağacın meyvesinden sabır daha da acıdır. Yüzü eskitir ister istemez. Zor, kolay değil. Ama neticesi inşallah güzeldir. İlaç acı. Hep bütün ilaçlar dikkat edin acıdır. Tatlı ilaç yok. Ama inşallah neticesi şifadır, sağlıktır. Evet, 60. ayetin tefsirinde yine rızık ile ilgili Bediüzzaman'ın eserlerinden hazırladığım Veciz Sözler'de onunla ilgili burada 2 sayfalık notları çıkarttım. Geniş zaman içerisinde bakılıp okunabilir. İnşallah istifade edilebilir. Öz özet olarak da yani 6000 sayfayı okuyamazsınız bu rızık ve sabırla vesaire ilgili. Ama burada ben onu özet olaraktan çıkartmış oldum. Evet 61. ayetin tefsirinde halk, hılkat, halik, yaratma ile ilgili olaraktan çıkartmış olduğum yine 3 sayfalık özlü sözler. Yani mevcut olduğu içindir ki olayın detayına girmiyorum. Her birisi başlı başına zaten bir sohbet konusu. Her şeyin haliki dahi yalnız odur. Hem sensin halik çünkü biz mahlukuz yapılıyoruz. Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikine verir. Mahluk bir perdeyi izzettir. Halik olamaz. Onunla ilgili 3 sayfalık notlar. Evet 62. ayetin tefsirinde ilgili hadiste buyuruluyor. Ey insanlar!
Sizi cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ne varsa size ancak onunla emrettim. Sizi cehenneme yaklaştıran, cennetten uzaklaştıran ne varsa size ondan men ettim. Haberiniz olsun ki Ruhul Emin yani Melek Cebrail kalbime şöyle fısıldadı. Hiçbir canlı rızkını tas tamam almadıkça ölmez. O halde Allah'tan korkun. Rızık aramak da güzel ve meşru yolu seçin. Helal dairesi geniştir, keyfi kafidir. Hiç mi hiç harama girmeye elbette ki lüzum ve gerek yoktur. Evet, yağmur ile ilgili olaraktan yine Risale-i Nur'dan o Veciz Sözler adlı kitabımda onunla ilgili bir sayfa çıkarttım. Ayrıca yine dediğim gibi sitemde yağmur ve yağmursuzluk ile ilgili uzunca, onlarca sayfa oradan da yine özet olaraktan çıkarttım. Oraya da bakılabilir. Ayetin gramer tahliline bakacak olursak 52-63 arası Bismillahirrahmanirrahim 52'de buradaki billahideki ba kefadaki kefanın failinde ki o ba zait olmuş olmaktadır. Kefa billahi şeklinde. Beyni zarf olmuş olup şehidene müteallıktır. Şehiden ise ifadesi temizdir. Yalımı ifadesi celalden, Allah lafzı celalinden haldir. Vellezine amenu cümlesi müstenifedir. İstinaf iktidaiye başlangıç. Mukadder bir suale cevap. Ulaike ömür hasirun cümlesi ellezinenin haberidir. Hüm ise mahalli olmayan zamir fasıldır. Ayrılan, ayrılan, ayrılmış bir zamirdir. 53 ise ve isteacilûneke cümlesi müstenifedir. Cümle şart cümlesi olmuş olup müstenifeye matuftur. Ecel ifadesi müttedadır. Haber ise mahsuftur. Takdiri mevcut manasındadır. Li'etiyennem ifadesi kasemin cevabıdır. Kasem ve onun cevabı cümle olaraktan da müstenifedir. Bahteten ifadesi hal durumunda maslardır. Ve hümlayiş uruna ifadesi ise haliyedir. 54 ise yestadirûneke cümlesi müstenifedir aynı şekilde. Ve inne cehenneme le muhittetin cümlesi de onun gibi müstenifedir. Lam ise ona eklenmiş katılmıştır. Bir kafirine car ve mecrur olmuş olup muhiteneye müteallıktır. 55'te muhite zarf olmuş olup yevme aynı şekilde zarf olmuş olup muhitetine müteallıktır. Yakşahum ifadesi muzafun ilektir. Ve yakur ifadesi yakşahum cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 56. ayet-i kerimenin tahlilinde ellezine ifadesi sıla cümlesi olup mutlaka sıla varsa mevsul vardır, müpteda varsa haber vardır, muzaf varsa muzafun ileyh vardır, sıfat varsa mevsuf vardır, kale varsa mekul vardır. Aynen onun gibi. Ellezine sılasıyla beraber bu ellezine ifadesi sıfattır. İyaye zamir olmuş olup aynı zamanda kendisinden sonrakini tefsir etmiş olan mahsuf bir fiilin mef'ulun bihi ve aynı zamanda munfasıl, zamiri munfasıl ve nasb edatıdır, nasb'dır. Birinci fa ise atifedir. Cümle olaraktan aynı şekilde inne adi vasiatun cümlesine matuf olmuş olmaktadır. İkinci fa ise zaidedir, ziyadelik bildirmiş olur. Yani olmadan da mana anlaşılır ancak başka hikmetleri mevcuttur. O budu ifadesi cümlesi ise tefsiriyedir, izah etmektedir, açıklamaktadır. Öncekine. Yine turcaune cümlesi, bu da geçmiş olan müstenife cümlesine matuftur. İleyna ifadesi car ve mecrur olmuş olup turcauneye müteallektir. 58 ise, lenübevvi ennem cümlesi kasemin cevabıdır. Kasem ve onun cevabı ellezine müddedasının haberidir. Ve garkan ifadesi ikinci mefuldür. Minel cenneti car ve mecrur olmuş olup hurafenden hal olmak üzere ona müteallektir. Tecir cümlesi sıfattır. Halidine ifadesi ise bu nübevvi'uhum mef'ulünden hal olmaktadır. Niyeme ecr ifadesi müstenifedir. Aynı zamanda mahruf olan medih ile taksis edilmiştir ki o da taksis edilende el cenne kelimesi ifadesi manasıdır. 59 ise ellezine bu amilinin sıfatıdır. Kendi amilinin sıfatıdır. Ala Rabbim ifadesi ise yetevekkeluna müteallektir. 60 buradaki vav ifadesi müstenifedir. İstinaf cümlesi. Keegin ifadesi ise bu da müpteda sayısından kinaye olaraktan isimdir. Car ve mecrur olmuş olup keeginin sıfatına müteallektir. La tahmin ifadesi dabbetenin sıfatıdır. Allah'a yarzuka ifadesi ise keegin müptedasının haberidir. O iyyakum ifadesi ise zamir ve nasb olmuş olup aynı zamanda ha üzerine matuf olan munfasıl, nasb ve zamirdir. Ve ve semir cümlesi ise müstenife istinaf iktidaiye başlangıç mukadder bir suale cevap cümlesidir. 61'de vele insel dövüm ifadesi müstenifedir. Men halaka cümlesi bu da mef'ulün bih'tir. Neye? Aynı zamanda istifham ile taalluk etmiş olan suale. Yani eğer onlara sorsan şeklinde. Leykulünnedeki lam ise bu da kasemin cevabında gelmiş olmaktadır. Yani muhakkak ve elbette diyecekler. Ve yekulünne ifadesi fiili muzari ve aynı zamanda gelecek olan emsallerinde olduğu gibi mahsuf bir nunun subutu ile merfu ve muzari bir fiildir.
Vav ise mahsuf olmuş olmaktadır. Sebebi ise iki sakinin bir araya gelmiş olması, yani buna itika-i sakineyinden dolayı. Ve faildir. Allah ise mahsuf bir fiilin faildir. O da nedir? Halakahunne. Yani hepsini muhakkak ki Allah yaratmıştır, takdirindedir. Fe enna yusrafun ifadesi müstenifedir. Enna ismi istifham ve haldir. Leyekulunne ifadesi ise kasemin cevabıdır. Aynı şekilde kendisinden kasemin cevabına delalet etmiş olan mahsus bir şartında cevabı olmuş olmaktadır. 62'de min ibadi cer ve mecrur olmuş olup mevsulden hal olmak üzere ona müteallıktır. 63'te ise vel inselte aynen yukarıda olduğu gibi cümlesi de aynı şekilde 61. ayette geçmiş olan le inselte cümlesine matuf olmaktadır, onun gibidir. Yine men nezele ifadesi, bu da aynı zamanda istifham ile taalluk etmiş olarak suale cevap olmak suretiyle mef'ulün bihtir. Yani kim gene indirdi? Eğer onlara sorsan yerleri gökleri yarattı, kim yarattı? Kim gökten su indirdi diye. Yine Allah ifadesi, bu da mahsuf olan bir fiilin failidir ki takdiri şöyle, enzelehunne la. Onu da muhakkak ki Allah indirmiştir diyeceklerdir. Bel ekseruhum la yahkulun cümlesi ise, o da istinaf ittidaiye müstenife cümlesi olmuş olmaktadır. Evet, bir de genel olaraktan edebi sanat, belagat kuralları olarak 56-60 arasında, 61-63 arasında belagat kuralları gelmekte. Mesela Allah rızkı bol verir, rızkı az verir cümleler arasında bir tezat sanatı vardır. Yine ey iman eden kullarım, Allah'ın mümin kullarını kendine nispet etmesi benim kullarım şeklinde onlara şeref ve değer verdiğini beyan etmek için zikredilmiş olmaktadır. Bu da belagat edebi sanatlar. Bu arada tabii ki bizim kıssadan hissemiz var. İbretli bir kıssa. Kim mi? Asım bin Sabit. Kim mi? Arıların koruduğu sahabe. Asım Müslüman olduktan sonra hiçbir müşrike dokunmamaya ve müşriklerden hiçbirini de kendine dokundurmamaya karar vermişti. Bu kararında sabit olması için de devamlı olarak Cenab-ı Hakk'a iltica edip yalvarıyordu. Hazreti Asım, Bedir Savaşı'na katılmış ve müşriklerin ileri gelenlerinden birçoğunu öldürmüştü. Uhud Savaşı'ndan sonra Adel ve Kare kabilelerinden bir cemaat gelerek Resulullah'tan kendilerine İslam'ı öğretecek bir heyet gönderilmesini istemişlerdi. Resulullah Asım'ın kumandasında onlara bir heyet gönderdi. Ancak gelen kimselerin niyeti bozuktu. Burunları sürünsün. Bozuktu. Müslümanları bir tuzağa düşürüp Mekke müşriklerine satacaklar ve onlardan büyük mal ve para alacaklardı. Reci mevkiine geldiklerinde ihanetlerini ortaya koydular ve elleri kılıçlı bedeviler etraflarını sarıverdi. Biz sizi öldürmek istemiyoruz. Niyetimiz sizi Mekkelilere satıp onlardan bir takım mükafat elde etmektir. Teslim olun dediler. Bu ihaneti gözleriyle gören Hazreti Asım ve arkadaşları bu zalim müşriklere nasıl güvenebilirlerdi ki? Asım onlara şöyle cevap verdi. Ben müşriklerin himayesini hiçbir zaman kabul etmemeye yeminliyim. Vallahi ben kafirlerin himayelerine ve sözlerine kanarak inmem ve kafirlere asla teslim olmam. Bilahare Allah'ım. Peygamberini durumumuzdan haberdar et diyerek müşriklere ok atmaya başladı. Ok attığı sırada da ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi başa gelicidir. İnsanlar er geç Allah'a rücu edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam anam beni yitirsin diyerek şiirler söylüyordu. Asım bin Sabit'in ok çantasında 7 ok vardı. Attığı her ok müşriklerden birini öldürdü. Oku tükenince müşrikleri mızrağıyla delik deşik etti. Mızrağı kırılınca da kılıcını sıyırdı. Kılıcının kınını kırıp attı. Allah'ım. Ben günün başında senin dinini korudum. Sen de günün sonunda benim etimi koru. Cesedime müşrikleri dokundurma diyerek dua etti. En sonunda iki ayağından yaralanıp yere düştü. Lihyan oğulları aralarında Asım bin Sabit olmak üzere 7 kahramanı okla vurup şehit. Müşrikler Hazreti Asım'ın başını kesip Sa'd bin Şüheyd'in kızına götürecek ve ondan mükafat alacaklardı. Çünkü Hazreti Asım Bedir'de bu kızın müşrik babasını öldürmüştü. Sülafe ismindeki kız da ancak Asım'ın başının kesilip kendisine getirilmesi halinde mükafatı vereceğini vaat etmişti. Hüzeyli müşrikler koşarak gelip Hazreti Asım'ın başını kesmek istediler. Ancak Hazreti Asım'ın etrafında birden bir arı topluluğu zuhur etti. Arı topluluğu bulut karaltısını andırıyor, cesede yaklaşanların yüzlerine yapışıyor ve onları tedirgin ediyor. Böylece müşriklerin cesede yaklaşmasına mani oluyordu. Arılar Hazreti Asım'ın cesedini koruyorlardı.
Müşrikler ne kadar gayret ettilerse de Hazreti Asım'ın vücudundan bir parça koparmaya muvaffak olamadılar. Neyse. Akşam olsun. Arılar gittikten sonra gelip başını keseriz dediler. Ancak akşam vakti olunca Cenab-ı Hak hiç yoktan bir yağmur yağdırdı. Yağmurla meydana gelen sel Asım bin Sabit'in cesedini alıp götürdü. Müşrikler arzularına ulaşamadılar. Cenab-ı Hak sağlığında Asım'ın cesedini müşriklerin hışmından muhafaza ettiği gibi şehit olduktan sonra da mübarek cesedini korumuştu. O müşriklere dokunmadığı gibi müşrikler de ona dokunamadılar. Allah duasını kabul etmişti. Asım bin Sabit, arıların korktuğu sahabe. Allahu alem bis sevap. En doğrusunu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.